Meyveler. İrkan Altun. Kayseriliyim. Kayseri'de tiyatro yapmaktayım. Öncelikle Berat Kandilimiz, bütün İslam aleminin mübarek olması dileğiyle. Sonrasında 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günümüz kutlu olsun. Üzücü bir gündeyiz. Yani günde dediğim üzücü bir dönemdeyiz. Korona virüs bütün işleri vurduğu gibi hani bütün şeyi dünyayı alt üst ettiği gibi tiyatro sektörünü de alt üst etti. Öncelikle şunu söyleyeyim. Tiyatrocular bu dönemde aşırı zorluk çektiler. İşleri yok. Kazançları hani yok. Gerekli yardımlar bence tiyatroculara olmadı. Birçok tiyatrocu zor durumda. İnşallah yakın bir zamanda bu bütün şeyler biter. Koronavirüs hayatımızdan çıkar. Eski günlere döneriz. Yine 27 Martlarda sahnelerde oluruz. Bu sene sahnede olmayacağız ne yazık ki. Diyecek bir şeyimiz hani yok. İnşallah güzel günlerde yine sizlerle birlikte tiyatro sahnelerinde olacağız. Pandemi süreci üzücü geçti. Yani yapacak bir iş yok. Adam tiyatrocu. Tiyatrodan başka gelir de yok. Bu anlamda Kayseri adına söylüyorum. Kayseri'de tiyatroya gerekli önem hani verilmiyor ne yazık ki. Destek hiç yok denilecek seviyede. Yani tiyatrocular tiyatro yapacakları bir sahne, destek, arkalarında bir güç istiyorlar. Ama ne yazık ki Kayseri'de bu gücü sağlayan ekip sayısı bir iki ekiptir. Yani bir iki ekibi geçmez. Gerekli yardımlar yapılmalı tiyatroculara. İnsanla insanca anlatma sanatıdır tiyatro. Aslında gündelik hayatta da biz tiyatro sahnesindeyiz. Her ne kadar seyircimiz, alkışımız olmasa da bizler gündelik hayatta sahnedeyiz hepimiz. İnşallah güzel günlerde yeniden tiyatroların, sinemaların, kafelerin, bütün iş sektörlerinin açık olduğu dönemlere dönüp tekrardan seyircilerimizle alkışlarımızı hani buluruz, bir araya geliriz. HES kodlarıyla içeriye seyirci alınır. Şu an zaten tiyatrolar bildiğim kadarıyla açık ama insanlar gitmekten çekiniyor yani. Gerekli önlemler alındığı sürece tiyatrolar açık olduğunda daha güzel şeyler olacaktır. 27 Mart geçen sene sahnedeydik biz. 27 Mart'ta Güzel Sanatlar Tiyatro ekibi olarak YÜF'te sahnedeydik. Güzel bir seyirci ortamımız hani vardı. Sıcak alkışlarla birlikteydik. Ama bu sene malum sahnede değiliz. Bu çok üzücü, acı verici bizler için. Tabii ki inşallah güzel günlerde bütün herkes istediği şeyleri severek yaptığı şeyleri yaparsa yani örnek söylüyorum araba sürüyorsan iyi bir araba süreceksin. Yani yerleri temizliyorsan iyi bir temizleyici olacaksın. Yani işini severek yaparsan bütün işlerde başarılı olursun. Tiyatroda da severek yapan insanlar başarılı oluyorlar.
ve hiçbir zaman öğretmenin sonu yoktur. Her gün yeni şeyler öğretiyoruz. İnşallah yeni sezonlarda da sahnelerde sizlerle görüşmek üzere. Kekeme bir tiyatrocudan hepinize selamlar.